Gol Varma ekranlarına Gündem Sarı Kırmızı programına hoş geldiniz. Eyüp Yıldız'la birlikte Galatasaray'daki transfer gelişmelerini konuşacağız. Hoş geldiniz. Selamlar sevgili Büşra. Yeni programımız hayırlı olsun ve rekor izlenmeler elde edelim. Herkes beğensin bu programı. Umarım öyle olur. Şimdi hızlıca başlıyorum. Biliyorsun Galatasaray'ın transfer gündeminde şu sıralar bir sol bek mevzu var. Hem sol bek kim olacak? Galatasaray'ın yeni sol bek kim olacak konuşuluyor. Senin bu konudaki duyumların nedir? Şimdi Angelino bir kere kesinlikle opsiyonu aktif olmasın diye oynatılmayacak. Leipzig'le de görüşmeler devam ediyor. Kazımcan Karataş'ın da kiralanması söz konusu. Bu noktada Rıdvan gelirse Kazımcan'ın yerine gelecek. Yani o kiralanacak ve orada bir değişim olacak. A planında ise yani Anelino'nun yerine ise Galatasaray yabancı bir sol bek bakıyor. Bu noktada 4-5 tane oyuncuyla görüşüldü. Okan Hoca'nın en çok istediği isim Bradley Locko'ydu. Artı Felipe Melo'nun önerdiği Wanderland ismi var Palmeiras takımından. Tabii bu isimler maliyetli sevgili Büşra. Yani 10 milyonun üzerinde bonservis bedelleri var ki Galatasaray'ın sol bek için ayırdığı para, bonservis için ayırdığı para maksimum 6 milyon euro. Bunun üzerine çıkılmayacak. O iş zora girmiş durumda. Okan Hoca'nın hiç düşünmediği Paris Saint-Germain'in önerdiği Kurzawa ismi var ki Okan Hoca çok istemiyor onu. Burada en çok ön plana çıkan isim şu an itibariyle Spinazzola. Spinazzola Roma ile devre arasında yollar ayıracak. Bir Araplarla görüştü ama orada çok tatminkar teklifler almadı. Galatasaray'da sıcak bakıyor. Galatasaray uzun kontrat vermeden Spinazzola'yı kadrosuna katmaya çalışıyor. Şu an itibariyle ileride dengeler değişir bilemeyiz. Spinazzola'nın bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Spinazzola için Serdar Kellecik'in de kanalda bir analizi vardı. Dileyen arkadaşlar oraya da o videoya da bakabilir diyeceğim ve Boya'ya gideceğim. Şimdi Sivasspor kafilesine dahil edilmedi Boya ağrıları sebebiyle. Ufak bir sakatlığı olduğu gerekçesiyle. Transfer dedikoduları hemen geçmeye başladı. Paris Saint Germain'le anlaşıldı mı? Bir görüşme var mı? Yani Boya Galatasaray'dan ayrılacak mı? Şimdi Sasha Boy için teklif yapan kulüplerden bir tanesi de Paris Saint-Germain. Benim kaynaklarım 17 milyon euroluk bir teklif olduğu yönünde. Galatasaray bu teklife sıcak bakmıyor. Zaten orada bir aslında mezat da oluşacak. Yani bir müzayede de oluşacak. Arsenal istiyor. Manchester United takipte. Paris Saint-Germain'in ilgisi var. 4-5 tane takımın Sasha Boy ile ilgili çalışma yaptığını biliyoruz. Bu noktada Galatasaray, tabii burada Sasha Boy'un da söz hakkı var. En yüksek gelen teklife satmaya çalışacaktır. Ama şu an için bir satış, bir anlaşma, bir sözleşme söz konusu değil. Öncelikle bunu belirtelim. Sasha Boy ise tamamen ağrılarından dolayı antrenmanı yarım bıraktığı için Sivas'a götürülmedi. Yani bu hemen şuna yorumlandı. Sasha Boy anlaştı. O yüzden kendini riske etmemek için sakat numarası yapıyor. Hayır, gerçekten. Teknik ekip de bunu açıkladı. Ayrıca içeriden aldığım bilgi, sağlık ekibinden aldığım bilgi, Sasha Boy'un ağrıları var. Hiç maç kaçırmadı neredeyse. Çok aşırı yüklenme oldu ona da. Risk etmek istemiyor Galatasaray teknik ekibi. Bu nedenle dinlendirilecek. Henüz anlaşma yok. Devre arasında yavaş yavaş gitme ihtimali de yükseliyor. Çünkü 20'nin üzerindeki teklifleri artık Galatasaray sıcak bakıyor. Sasha Boy sözleşme yenilemediği için. Evet, Sasha Boy demişken de aslında onun yakın arkadaşı takımdaki Berkan Kutlu, ikisi biliyorsun araları çok iyi olduğunu daha evvelden de görmüştük. Şimdi Berkan Kutlu da geri gelecek Genoa'dan. Dursun Özbek'le söyledi. Evet, Berkan Kutlu'yu zaten Genoa göndermek istedi ve teknik ekipte yaptığı değerlendirmede rotasyonda bulunmasında fayda var raporu verince o geri dönüş sağlandı. Burada biz geri gönderiyoruz dediği anda Galatasaray almak zorunda değil. Aynı şey nasıl Leipzig Angelino'yu şu an kabul etmiyorsa veya Ndombele, Tottenham'a kolay kolay gönderemiyorsun. Yunus Akgün, Zaniolo ve Duba'nın da şu an dönme ihtimali yok. Duba, Sasha Boy'un satışı sonrası belki sağ bek düşünülebilir ama onun temposunu Okan Hoca çok beğenmiyor. Buradan ekstra bir bilgi verelim. Bayern Münih forması giyen, Galatasaray'a da karşı oynamış bir isim olan Mazrui, Sasha Boy satışı sonrası Galatasaray'ın birinci hedefi olur sevgili Büşra. Yönetim bu konuda bir çalışma yürütüyor mu orta saha konusunda? Orta saha zaten kırmızı alan veren pozisyonlardan biri. Ben bir değil iki tane takviye bekliyorum. Ofansif bir oyuncu mutlaka alması lazım. Yine ilk kez burada açıklayacağız. Bir gelişme var. Galatasaray'ın bir teklifi var. Burada duyuracağız. Artı
Yine 6 numara noktasında Galatasaray'ın çalışmaları var. İlk takas noktasında bir duyumu var. Bunu paylaşmak istiyorum. Aston Villa şu an itibariyle transfer gündeminde Wilfried Zaha'yı almış durumda. Zaha için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlanıyorlar ve bu teklife dönüş olarak Galatasaray'da oradan Tielemans'ı isteyebilir sevgili Büşra. Hmm. Yani Galatasaray yönetimi sezon başında özellikle Okan Buruk çok istemişti Tielemans'ı. Tielemans'ı evet. Alıp Wilfried Zaha'yı verebilir ki hani orada ben hani zaten 6-7 milyon euro iki oyuncunun da şu an itibariyle ederi. Tielemans çünkü orada çok iyi işler yapamadı. Rotasyon oyuncusu olabildi. Tielemans'ı alıp Wilfried Zaha'yı verirse böyle bir takas gerçekleşirse ben şaşırmam. Diğer taraftan 6 numara net böyle kesici bir 6 numara noktasında da benim duyumum. Tabii burada paranın da bir etmen olduğunu belirtmek isterim. Hani Grombeck'le görüşüldü, çok yüksek bir para çekildi. Emil Breivik sakatlandı. Endidi'nin bir sakatlığı var vesaire. Şartlar, koşullar Galatasaray'ı Norseland forması giyen Muhammed Diomande'ye yönlendirdi. Muhammed Diomande de Fenerbahçe'ye karşı çok iyi bir performans ortaya koymuştu. Orada dikkatleri çeken bir oyuncuydu. Defansif yönü çok kuvvetli, iyi bir kesici ama hücum tarafında gelişmekte olan bir oyuncu. Zaten iş ciddiye bindiğinde sevgili Serdar Kelleci onun için de güzel bir tanıtım videosu çeker. 6 numarada Galatasaray'ın Diomande ismini ön plana çıkarttığını, 8-10 numara gibi de Tielemans Zaha takasının olabileceğini düşünüyorum sevgili Büşra. Sence bir, yani senin aldığın bilgilere göre bir ödeme sorunu var mı? Şimdi ben 2-3 gündür hatta ya bu ödeme problemi çıktı var şeklinde haberler çıktığından beri hem Gol Var mı yayınlarımda hem kendi YouTube kanalımda bununla ilgili yaptığım araştırmaları paylaşmıştım. Galatasaray'ın Florya'da kendisine ait olmayan bir payı vardı. Üst kullanım hakkı vardı ama tapusu Galatasaray'da değildi. Oraya Galatasaray çok büyük bir para yatırdı. Sonrasında da o parayı bankaya peşin olarak ödedi. Bu biraz Galatasaray'daki nakit akışı dengesini bozdu. Yani aslında yatırım yaptığı için bir müddet futbolcuların ödemelerini geciktirmek zorunda kaldı. Şimdi Metin Öztürk'ün ve Dursun Özbek'in bugün açıklamaları var. Metin Öztürk dün akşam, Dursun Özbek bugün Levent Tüzemen'e açıklamalarda bulunmuş. Arazi aldık, yatırım yaptık. Aynı zamanda Kemerburgaz projesi hareket halinde. Bundan dolayı bir müddet sıkışmıştık ama şimdi hiçbir problemimiz yok. Aksine en çok gelir elde eden sponsor geliri, işte stat geliri ve artı baktığınızda ürün satışından, forma satışından gelen paralar var. Bu noktada en çok para kazanan kulübüz, herhangi bir sıkıntımız yok dedi. Ben bunun doğru olduğunu da düşünüyorum. Galatasaray'da tabii ki de bütün kulüplerde belirli bir ödeme problemi var ama Galatasaray'da ekstra kötü bir durum yok sevgili Büşra. Benim sana soracaklarım bugün bu şekildeydi. Galatasaray'ın transfer gündemini ve birazcık da takım içerisindeki aslında bu huzursuzlukların ödememi kaynaklı olduğunu konuştuk ama böyle bir problem olmadığını söyledim sen de. Teşekkür ederim aktardıkların için. Ben de izleyicilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Seninle yayın yapmayı da özlemiştim. Güzel, keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Herkese teşekkürler. Yorum ve mesajlarınızı da cevaplandıracağız arkadaşlar. Lütfen gönderin gelsin. Bir sonraki transfer videomuzda görüşmek üzere.